Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle de 10-16 Mayıs tarihleri arasına planladığımız bu etkinlik bir çalıştay. Şubat ayı içerisinde Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın organize ettiği çok geniş kapsamlı bir çalıştay olmuştu. Bu çalıştaya buradaki ekipteki arkadaşlarım katılmış ve bunun özel gereksinimli bireyler için afet risklerinin azaltılması çalıştayı adı altında yapılan bu çalıştayın bir benzerinin de Kıbrıs'ta ivedi olarak planlanmasının gerekli olduğuna hep birlikte karar verdik. Tabii ki bunu Gazimağusa da yapıyor durumdayız şimdi. Ancak konu ve aciliyet bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindir. Burada yapılacak olan çalışmaya ilgili bütün kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütlerinin 17 Mayıs'ta Palm Beach Otel'de yapılacak olan çalıştaya katılmasını ben burada bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü sadece Mausa'ya ait bir çalışma olmayacak. Geniş kapsamlı bütün ülkemizdeki özel ihtiyaçlı, gereksinimli insanların böyle felaketler karşısında ne gibi tedbirlerle korunacağına yönelik olduğu için bütün ülke içindir. Burada amaçlanan şu, ülkemizin insanları içerisinde özel gereksinime ihtiyaçlı insan sayısı ve ne tür insanlar ne gibi özel gereksinimleri vardır? Bunlar içerisinde çocuklar, yaşlılar, engelli insanlarımız, ortopedik engelliler, benzer yani böyle bir felaket karşısında kendi tek başına bu felaketi aşamayacak durumda. Yani birilerinin yardımına muhtaç insanlar bunlar çeşitlendirilebilir de. Onun için şimdiden herkesin bu konuya ilgi göstermesi. Dünya Engelliler Haftası kapsamında dünyada, Türkiye'de ve ülkemizde birçok etkinlikler yapılmaktadır. Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi'nin eşit ortak oldukları 17 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek özel gereksinimi bireyler için afet risklerinin azaltılması çalıştayı kurgulanmıştır. Çalıştay 3 kurumun ev sahipliğinde Gazimağusa'da gerçekleşecektir. Çalıştay bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel bir öğretim tekniğidir. Dolayısıyla çalıştay daha çok yüksek düzeyli analitik, bilişsel süreçlerin kullandığı akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır. Gün boyunca sürecek etkinliğimizde konuyla ilgili olarak uzman konukların konuşmalarını sonrası ki bunun için 4 tane uzman hocamız, 3'ü Türkiye'den, bir tanesi sivil savunma koordinatöründen arkadaşlarımız gelecektir. Ve önce konuyla ilgili konuştuktan sonra özel gereksinimli bireyler afet öncesi sırası ve sonrası yaşayabilecek risklerin azaltılmasına yönelik çalıştay gerçekleşecektir. Hepsini söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.